Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bu pazarda yine daha önceki son dönemlerin pazarlarında olduğu gibi şarkı söyleyeceğim. Ama bugün pop müzik, eskinin pop müziği dediğimiz şarkılardan ya da üç aranjman diyelim ona gelin isterseniz. İkisi Ajda Pekkan'ın tanıttığı aranjman, biri de rahmetli Kalipsolar Kralı Metin Ersoy'un tanıttığı bir pop eser. Başka sevgili anneciğimin çok 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 severek söylediği bir şarkı vardı. Evet, iki kız kardeşimle bana ve babacıma da ailece daha doğrusu bir arada olduğumuzda çok severek söylediği, bize göre çok da güzel söylediği bir şarkıydı. O şarkıyı da seslendirmeye çalışacağım. Rast makamında bestelenmiş bu eserin bestecisi Kazım Nami Erdelen. Güfte Ekim'e ait tabii ki, merak ediyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Hüseyin Rıfat Işıl Beyefendi'ye ait. Evet. Başka bir de Tokat Türküsü var. Bu Tokat Türküsü'nü de sevgili kız kardeşim Bahar Özeren çok seviyor ve çok güzel söylüyor. Keşke beraber söyleyebilseydik ama bakarsınız bir gün beraber söyleriz. O Tokat Türküsü ise sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Ya işte böyle. Bugün üç hafif batı müziği, bir klasik Türk müziği, bir de halk türküsü. Beş şarkı söyleyeceğim. Sohbet, sohbet. Fazla bir sohbet yok. Şarkıların arasında siyaset yapmanın da bir anlamı yok. Hoşuma da gitmiyor zaten. Kaldı ki sadece şarkı ve türkü dinlemek isteyenlerinizin sayısı hoşuma gidecek kadar, beni çok mutlu edecek kadar fazla. Elbette çok keyif alıyorum bundan. Tabii düşünebiliyor musunuz? Geçtiğimiz haftaki söylediğim şarkılar 40 binden daha fazla izlendi. 40 binden daha fazla. Bu ne kadar güzel bir şey. Elbette sayenizde. Hoşuma gidiyor. Değil mi? Ben güzel şarkı söylediğimi iddia edenlerden değilim. Ama şarkı söylemek insanın ömrünü uzatır. Bakın ben KOAH hastasıyım. Evet. Büyük ihtimalle KOAH hastası olduğumu hiçbiriniz anlamıyorsunuz. Neden? Çünkü sürekli şarkılar söyleyerek ciğerlerimi zinde tutmaya çalışıyorum. Ya çok önemli. Şarkı söylemek çok önemli. Ve bana katlandığınız için, beni dinlediğiniz için de hepinize minnettarım canlarım. O halde türküyle başlayalım müsaade ederseniz. Buyurunuz efendim. Serinde ötüyor kuşlar, sabahın serinde ötüyor kuşlar, balınan yorulmuş ısırma saçlar, balınan yorulmuş ısırma saçlar, kudretten çekilmiş karadır kaşlar, kudretten çekilmiş karadır kaşlar. İşte bu gönlümün cananı geldi. İşte bu gönlümün cananı geldi. (Gülüyor)
vakti keklik çıkar kabana. Seher vakti keklik çıkar kabana. Salladıkça püskür değer tabana. Salladıkça bülbül değer tabana. Korkarım sevdiğim vara yabana. Korkarım sevdiğim vara yabana. İşte bu gönlümün cananı geldi. İşte bu gönlümün sultanı geldi. Ne güzel bir türkü. Ne kadar güzel. Sözleri ne kadar güzel. Halk ozanlarımız ne kadar güzel türküler yazmış. Peki bu halk ozanı kim? Bu türküyü kim yazmış? Bunlara biliyorsunuz anonim türküler deniyor. Yani ya da Osmanlıca La Edri, yazarı bilinmeyen türkü veya şiir. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar, balınan yoğrulmuş o sırma saçlar. Yani bal ile yoğrulmuş o sırma saçlar. Şimdi de anneciğimin, şimdi de 13 yaşında yetim kalan anneciğimin, 17 yaşında evlendikten sonra kendisinden sadece 3 yaş büyük eşi, kocası, hayat arkadaşı, sevgilisi babacığımıza söylediği o şarkı. Sen nazla gezerken güzelim güller içinde, ben şiir okusam üstüne bülbüller içinde. Yatsam o yetim kollarına bir kerecik olsun, ben can veririm şevk ile kahküller içinde. Ya, buyurun lütfen beraber söyleyelim. Canım hacı annem, canım canım dünyalar güzeli hacı annem benim. Allah yattığın yeri nur etmiştir inşallah. Öyle olmuştur. Dünyanın en iyi insanıydın çünkü sen. Sen nazla gezerken güzelim güller içinde, sen nazla gezerken güzelim güller içinde, ben şiir okusam hüsnüne bülbüller içinde. Ben şiir okusam hüsnüne bülbüller içinde. Yatsam şu yetim kollara bir kerecik olsun. Yatsam şu yetim kollara bir kerecik olsun. Ben can vereyim şevk ile kahküller içinde.
içinde. Şimdi henüz işte bu ergenlik çağımızda benim Kırklareli Atatürk Lisesi'nde öğrenciyken sahneye çıktığım iller, yani 1967, 68, 73'e kadar hemen hemen şarkı söyledim. Bunun 67-71 arası Kırklareli'nde, 71-73 arası ise İstanbul'da müzisyen olarak geçti. Kırklareli'nde tabii ki sadece Kırklareli Damlalar Orkestrası'nda çalıştım. İstanbul'da ise Şişli Düğün Salonu'nun Sabit Orkestrası Gölgeler'in solistiydim. Benden önceki solist, gençler tanımazlar ama benim kuşağım çok iyi tanır ve çok severler. Türkiye'de Türkçe bir şarkıyla meşhur oldu. Benim Balonlarım Vardı. İbrahim Sesi Güzel. İbo derdik biz kendisine. Ya da daha doğrusu arkadaşlarımızın, orkestra arkadaşlarımın taktığı mahlas ile ya da takma isim ile Tom Jones. Çünkü Tom Jones'un şarkılarını Türkiye'de belki de en iyi söyleyen şarkıcı İbo idi. İbo Avusturya'ya tahsile gidince İbo'nun yerine orkestranın solistliğine ben başladım İstanbul. İstanbul'da Gölgeler Orkestrası'nda çalışırken Casablanca'da da çalıştık orkestramızla. Galata Kulesi'nde çalıştık. İnci Düğün Salonu'nda çalıştık Aksaray'da ama hep aynı orkestrayla çalıştık. Şimdi işte o dönemlerde her sahneye çıkışımda söylediğim bir şarkı. Kimler geldi, kimler geçti. Buyurunuz efendim. Bana lütfen eşlik eder misiniz? Akşam sen de bir hoş musun? İçmeden hatıralardan sarhoş musun? Ellerin sanki bak hala ellerimde yanıyor, duyuyor musun? Dostlar seni söylüyor, sahi mutsuz musun? Bu yolda dönüş yok, sen bilmiyor musun? Her şey gönlünce olmaz demiştim sana, kaderden kaçılmaz görüyorsun. Kimler geldi hayatından, kimler geçti, hiçbirisi hasretini gidermedi. En güzeli senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler geçti? La 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 la. En güzeli senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler geçti? Korkma bu akşam gelip çalman kapını, başkası paylaşıyor alın yazını. Ben sensiz yaşıyorum yasak aşkını, söylüyorum şarkını. Kimler geldi, sorma sakın, kimler geçti, hiçbirisi hasretini gidermedi. En güzeli senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler geçti? La 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 la. En güzeli senin kadar sevilmedi. Kimler geldi,
kimler geçti. La 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 la. Hayatıma bir tek kadın girdi. Bir tek kadın geçmeden devam ediyor. Ve hayatımdan çok memnunum. Ve onu çok seviyorum. Şimdi bir zamanlar yine o çok sevdiğim kadının henüz kızken, yani daha henüz arkadaşken, ilk tanıştığımız yıllarda Kırklareli Subay Yurdu evinde oturdukları dönemde bazen geceleri evinin önünden geçerdim. Islık çalardım. Sekomente Kondalava diye bir şarkı vardı. Ona ben dirap ya da olsa çalabilir miyim bilmiyorum. Kolay değil ya. Kolay değil. 56 sene öncesinden bahsediyoruz tabii canlarım. Ya bazen tabii ki o ertesi gün gelmediğimden dolayı sokağın boş olduğunu anlatan yine bir başka Ajda Pekkan şarkısıyla bana sitem ederdi. Ya şimdi o şarkıyı söyleyelim mi beraber? Hadi buyurunuz gelin. Matt Monro'nun tanıttığı, bütün dünyayı sevdirdiği o ünlü The Play Music isimli şarkının Ajda Pekkan tarafından Türkçe seslendirilmiş halini söyleyelim. Boş Sokak. Buyurunuz efendim, hep beraber. Hiç niyetim yoktu ben maziye dönüp seni anıp düşünmeye. Eski bir şarkının o an birden geldiğini duydum penceremden. Koştum birden koştum, baktım hemen. Seni aradım hep penceremden. Gözlerimde yaşlar birden coştu. Fakat ne yazık ki sokak boştu. Gözlerim dolaştı bir bir bu yollarda. Aradım seni her köşe başında. Kalbim ağlarken ah ne yazık ki, belki de sen başka kollarda. Kapandı pencerem, şarkım sustu. Artık o kalbimde çalıyordu. O eski hislerim birden coştu. Fakat ne yazık ki sokak boştu. La 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 la. Metin abicim rahmetli Metin Ersoy Galatasaraylıydı. Hem de en kral Galatasaraylılardan biriydi. Tatsız olaylar da geçti başından ama her şeye rağmen hayata küsmedi. Çok
çok yakın komşu değildik ama aynı semtin sakinleriydik. Biz Caddebostan'da oturduğumuz dönemde Bağdat Caddesi'nde Metin abi de evini bilmiyorum ama Bağdat Caddesi'nde çok yakın bir yerde oturduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Caddede sürekli karşılaşır, selamlaşırdık. Tanışmamız nereden? Tanışmamız Antalya'da Sera Otel'den. Hayır, biz dinleyiciydik Antalya Oteli'nde. Metin abi orada sanıyorum 3-4 gece sahne aldı. Biz de tabii gidiyorduk. Zannediyorum 85-86 yıllarından birisi olması lazımdı. Aşkınımız 8 yaşında, sinemimiz 6 yaşında. Ben de sevgilimle beraber henüz daha 30'lu yaşlardaydık. Ya sonra Galatasaray'ı yazmaya başladım akşam gazetesinde. Yani Galatasaray'ın futbol maçlarını İstanbul'da ya da dışarıda gidip bizzat sahada izleyerek yazmaya başladım da Metin abiyle İstanbul'daki maçlarda Ali Samiyen'de mutlaka beraber olurduk. Mutlaka ama. Galatasaray'ın hiçbir maçını kaçırdığını hatırlamıyorum. Ya sanki görevliymiş gibi her maça gelirdi. Geç kalacaksın hiç yok zaman. Düşünme sakın, olma pişman. Yalnız kalamaz hiçbir yaratık. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. O gemide ah ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Vız gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. O gemide ah ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Vız gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. Soruyor musun kendi kendine? Bu dünyada her şey dengi dengine. Aldırma saat işliyor tık tık. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. O gemide ah ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Vız gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. O gemide ah ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Vız gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. Hayat zalim, yolları düz. Bir damla güneş, sonra hep güz. Mutlu olmak en büyük varlık. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. O gemide ah ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Vız gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. O gemide ah ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Vız gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. O gemide ah ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Vız gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. O gemide ah ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Vız gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. Evet, bu arada bu vesileyle Metin abimizi de anmış olduk canlarım. Şarkı söylemek güzeldir. Bir kez daha, bir kez daha şarkı söylemek güzeldir. Lütfen hem söyleyin hem de dinleyin. Müzik ruhun gıdasıdır. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen ensenizi karartmayın. Hayat üzülmeye değmeyecek kadar kısa canlarım. Hoşça kalın. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum.